Şimdi birçok şeye zam var. Una, enerjiye, yakıta gelen zamlar herkesi düşündürüyor. Fırıncıları da kara kara düşündürüyor. Ekmeğe Temmuz ayının başına kadar yeni bir zam bekleniyor. Ekmeği 4 liraya satıyor fırıncılar. Ve diyorlar ki üstüne üstlük ya biz 4,5 liraya satsak da bu bizi kurtarmaz. Bizi yoran un maliyeti. Personel gideri, elektrik, su, doğalgaz, ham madde bayağı fazla 10 kalem kadar bir giderimiz var ya. Unun çuvalı 400 liraya aştı. Artan diğer maliyetler de eklenince ekmeğe zam gelecek mi sorusu yeniden gündeme geldi. O illere göre farklı arz edebilir ama yani totalde zannediyorum Haziran'la Temmuz başına kadar fiyatta geçmiş olunur diye düşünüyorum. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Temmuz ayının başında yeni ekmek tarifesinin gelebileceğini söyledi. Ekmek maliyetini etki eden nedenler üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu 4 lira azami belki bir iki yerde 4,5'ların dışında farklı bir fiyat olacağını düşünmüyorum. Maksimum 4,5 lira yani gelebiliriz. Yani Türkiye genelinde ortalamayı aldığımızda kilogramı 20 lira olur diye düşünüyorum. Kira, elektrik, doğalgaz, çalışanların ücretleri, un, şeker derken artık fırıncılar maliyetleri ve zamları takip edemiyor. Her sabah tereddütle uyanıyorlar. Her sabah bugün alışverişe gideceğiz. Ham madde alışlarımız var. Acaba buna zam geldi mi? Yağ alacağız yine zamlandı mı? Şeker alacağız yine fiyatı değişti mi? Un alacağız acaba değişti mi? İyi unlar 460-470 civarında. Temo'dan kullandığımız un da şu anda bildiğim kadarıyla 360 liradan veriyorlar. Ortalaması 400'ü buluyor yani karışık kullandığımız zaman. Ekmekteki fiyat artışını sadece unla sınırlamamak gerekiyor. Geçen sene 19 bin civarında gelen elektrik faturam bu sene 38 ve 42 bin arasında değişiyor. 6-7 bandında gelen doğalgaz faturam bu sene 14-15 bin lirayı bulmaya başladı. Geçen sene maya 85'i şu anda 275 milyon. Bir teneke yağ olmuş 150 lira. Benzin bir tarafta. Almış başını gidiyor. 480 liraya 500 liraya un alan esnafımız olursa onun tarifesi de fiyatı da bu rakamda kalırsa o esnafımız ciddi anlamda zarar eder. Yani bizim esnafımızın 3 ay zarar etmesi demek 8 ay ticaret yapsa kar etse 3 aylık zararı yerine koyamaz. Fırıncı zamlar ve müşteri arasında kalıyor. Kar marjımızı düşürdük.